Yani evet. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Tabii ki Fenerbahçe. Bir Fenerbahçe güzellemesi yapmayayım ama gerçekten bugüne kadar iyi getirdiler. Coşkulu oynuyorlardı. Bugün de bunu bence sahada gördüğüm daha üst noktalara taşıdılar. Dediğim gibi zor bir maç olacağını biliyorduk ama sahada bu kadar yok olacağımızı ben düşünmemiştim. İki yarının hemen başlarında yediğimiz goller bizi demoralize etti ve bu kadar kötü bir görüntü oldu. Belki de zaten böyle olacaktı. O gollerde işin ne diyeyim tuzu biberi oldu. Genç bir takımız. Bu maçtan dersler bile almamamız gerekiyor. Çünkü o kadar çok zor durumda kaldık ki. Bu maçı unutmamız gerekiyor. Yeniden bu genç takımın özgüvenini kazanıp mücadelesine devam etmesi gerekiyor. Ve hemen biz burada hem taktik hem saha hem de mental olarak oyuncularımızı sonraki maçlara hazırlamamız gerekiyor. Biz kötü performans gösterdik. Fenerbahçe çok iyiydi. Onları tebrik ediyorum. Yani Süper Lig'de kaç maça çıkmışımdır bilmiyorum. En zor durumda kaldığımız maçtı. Açık söylemek gerekir. Yani maçın öncesinde de bildiğimiz şeyler aslında bunun nedeni. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi. Bunu sadece çok iyi kadroları var da işte ondan oluyor demek de bunu basite indirgemek ve bir emeği görmezden gelmek olur. Teknik heyetleri açısından, oyuncular açısından. Bu kaliteyi büyük bir istek, coşku ve doyumsuzlukla sahada birleştiren bir takım var. Ama bunun çözümü yok mu? Yani bu onlar böyle diye biz böyle mi karşılık vermeliydik? Bu kadar mı karşılıksız kalmalıydık? Hayır. Buradan da ayağımıza gelen her topu çok çabuk kaybettik. Rakibi geriye koşturamadık. Dakika dakika özgüvenimizi yitirdik. Dediğim gibi daha maçın karar anlarında, daha sahaya yerleşme anlarında 1-0'ı buldu. Acaba ikinci yarı bir şeyler yapar mıyız diye düşünürken değişiklikler vesaire hemen 2-0'ı da buldular. Ama Fenerbahçe açısından coşku ve istek ve bunu bütün dakikalara yaymak en pozitif görünen yönler. Tamam. İyi akşamlar.